Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoyu siz çok istemiştiniz. Ben de tedarik ettim malzemelerini ve videoyu çekmeye karar verdim. Geçenlerde canlı yayında Mesut Çevik'le canlı yayında bana bir soru sormuştu. Siz videoları nasıl oluşturuyorsunuz diye. Yanlış bir cevap vermişim. Canlı yayın heyecanına verelim. Herhangi bir ajandam yok demişim. Aslında ajandam var arkadaşlar. Son bir yıldır oluşturduğum videoların hemen hemen %99'u sizlerden gelen istekler üzerine oluşuyor. Yani siz çokça bir video istediğiniz zaman ben malzeme tedarik etmeye başlıyorum. Sipariş ediyorum. Malzemeler elime geçtiği zaman da video çekiyorum. Ve elimde gördüğünüz bu devasa ekran kartını bu laptopa nasıl takacağız? Tabii ki laptopun içerisine takmayacağız arkadaşlar. Bunu bu kutunun içerisindeki aparatla birleştirip laptopumuzla buluşturacağız. Yani laptopumuza 12 GB 384 bitlik bir ekran kartı takıp GTA 5'i oynayabilecek miyiz? Kuracağım bunu taktıktan sonra. İnşallah o oynar. Aşağı yukarı bütün ekran kartlarını kıyaslarken GTA 5 ile kıyas yapılıyor. Onun için GTA 5 ile test edip zorlayacağım yani. Bildiğiniz anakart arkadaşlar. Yani bir anakartın küçültülmüş halini düşünebilirsiniz. Üzerinde HDMI portu var. 1 adet USB port var. 1 adet 12 volt girişi var. Aynı zamanda 2 adet 12 volt çıkış konnektörleri var. Şöyle laptop adaptörlerinden biraz daha büyük olan bir adaptör var. 120 wattlık bir adaptörlerde çalışabiliyor. Bizimki 12 volt 300 watt. Bu çokça yetecektir bizim ekran kartına. Biz bu ürünü Banggood'dan sipariş ettik arkadaşlar. 22 gün içerisinde elimize ulaştı. Yaklaşık 10 gündür de evde yatıyor. Ekran kartını bekliyorduk. Baktım ekran kartı geleceği yok. Ben de Oğuz'un ekran kartını söktüm kasasından. Onunla deneyeceğiz. Ve hemen laptopumuzu kapatalım. Kameramızı yakına alalım. Bu kablo ve ekran kartı nasıl laptopa takılacak hemen görelim. Öncelikle laptopumuzun bataryasını çıkarıyoruz. Herhangi bir malzeme takıp çıkarırken mutlaka sökmenizi tavsiye ediyorum. Ben birkaç gün önce laptopumuzu temizlemek için sökmüştüm. Dolayısıyla bizim wireless yuvası, yani mini PC Express yuvası kasanın altına denk geldiği için ben onu devre dışı bıraktım. Uç kısımlarında böyle makaronla güvenilir bir hale getirdim. Çünkü bu kısımlar metal. Anakarta değip anakartımızı yakabilir. Onun için mutlaka bu kısımlarını bantla veya makaronla kapatmanızı tavsiye ediyorum. Hemen yerine takalım buradan ve mutlaka vidalamamız gerekiyor bunu. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar kolay bir şekilde takılıyor zaten. Hemen vidalayalım. Bu Asus'ların bu modellerinde burası biraz zahmetli gördüğünüz gibi. Evet, bunu vidaladıktan sonra yere çıkması mümkün değil arkadaşlar. Çekseniz de çıkmadı artık. Bu laptop üreticileri bu kısmı şu arayüz kısmına koysalar, şu yakın kısımlara, arkaya veya yana. Burada bir kapak olsa açıp bunu takabilirdik. Daha kolay olurdu, daha şık olurdu, daha zahmetsiz olurdu. Şu kısma şimdilik geçici bir yapıştıralım bunu. Daha sonra ona ben bir çare bulurum. Laptopunuz eski ise şuradan bir oyuk yapabilirsiniz kablonun çıkışına. O şekilde de dışarıya çıkarabilirsiniz. Ben şu anda kıyamıyorum bu laptopa. Şuradan da vidalı olsaydı süper olacaktı. Her neyse. Şimdi ekran kartımızı bu PC Express yuvasına nasıl takacağız arkadaşlar? Ona bakalım. Kutudan şöyle bir kablo geliyor. Bu yeşil kablo üzerinde geliyor bu konnektör. Bu şekilde geliyor. Ben bunu kesip buradan birleştirdim. Yani burada kablo kirliliği olmasın diye bunu iptal ettim. Hemen ne yapıyoruz? Buradaki 8 pinli konnektörümüzü yan taraftaki yuvasına takıyoruz. Buradan HDMI portumuz var, USB çıkışımız var, 1 adet 12 volt girişi var. 12 volt 120 wattlık bir adaptörle buradan da besleyebilirsiniz. Ve 6 pinli kablomuzu PC Express kutusunun arka kısmındaki yuvaya takıyoruz. 8 pinli kabloyu 8 pin soketine takıyoruz. Bazı ekran kartlarına burada sadece 6 veya 8 pin oluyor. Bunda iki grup var. Birisi 8 pin, birisi de 6 pin. Mini PC Express yuvasının aldığımız HDMI kablosunu. Evet, şöyle iyice bağlantılarımıza dikkat edelim. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Laptopumuzu açtıktan sonra buradaki sistem kendiliğinden açılacaktır. Aynen. Şu anda sistemimiz açıldı. Ekran kartımıza voltaj geldi. Burada muhtemelen bazı bilgisayarlarda arkadaşlar ekran gelmeyebilir. Bizim laptopta öyle bir sorun yaşamadık. Direkt gördü ekran kartını, şu anda açılıyor.
Açılmayan bilgisayarlarda da BIOS'tan bazı ayarlar var. Onları sizlere edit esnasında o ayarları da sizlere paylaşmak istiyorum. Oradan girip ekran kartınızı görünür hale getirebilirsiniz. Bizim şu anda, evet, bizimki açıldı arkadaşlar. Ve bilgisayarımız açıldı gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yaşamadık biz açılışta. Buraya ilk açtığınızda kartınız gelmeyecektir arkadaşlar. Gelse bile üzerinde soru işareti olacaktır. Onu varsa DVD'si, sürücü DVD'si, DVD'den yükleyebilirsiniz. DVD'den yükledikten sonra tekrardan internet üzerinden güncelleştirmenizi tavsiye ediyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 adet ekran kartı var. Birisi bizim Intel ekran kartı, yani laptopumuzun ana ekran kartı. İkincisi Nvidia GeForce GT650. Bu da laptopumuzun ikinci ekran kartı, yani oyunlarda devreye giren ekran kartı. Üçüncüsü Nvidia GeForce GTX Titan X. Bu da bizim ekran kartının sürücüsü. Bunu biz yükledik daha önce, onun için burada gözüküyor. Sizde burası soru işareti gelecek. Sağ tıklayacaksınız. Tabii ki bu arada internete bağlı olmanız gerekiyor. Sürücüyü güncelleştir diyeceksiniz. Otomatik güncelleştir dediğiniz zaman sürücünüz internet ortamından bulunup yüklenecektir. Herhangi bir sıkıntı yaşarsınızsa bu durumda ekran kartınızın modelini yazarak internet üzerinden sürücüsünü indirerek kurabilirsiniz. GTA 5'imiz açıldı. Vatana millete hayırlı olsun. Ve böylelikle bir istek videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ürünü ben satın almak istiyorum diyenler için hemen videonun açıklama kısmında link olacaktır. Oradan araştırıp ürünü satın alabilirsiniz ve evdeki vasat kenarda duran, bekleyen bir laptopunuzu oyun bilgisayarı haline getirebilirsiniz. Büyük bir ekrana da HDMI çıkışından takıp büyük ekranda da oyunlar oynayabilirsiniz. Böyle de bir güzelliği var. İlla 12 GB bir ekran kartı olması şart değil. 2 GB, 1 GB, 4 GB, 8 GB. Elinizdeki olan bir ekran kartında takıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonraki videoda buna değişik bir kutu yapmayı düşünüyorum. Yani bu masanın üzerinde ekran kartı, güç kaynağı, kablolar falan hiç hoşuma gitmedi. Bunların orijinal kutuları var bildiğim kadarıyla, bayağı pahalı. Bu güç kaynağını kutunun içerisine ekran kartıyla birlikte koyabileceğimiz şöyle mini bir bilgisayar yapabiliriz burada, masaüstü bilgisayar şeklinde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza destek olalım. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah.